Değerli zam mağdurları, önce hepinize geçmiş olsun diyorum. Zamlar gerçekten bizim gibi dar gelirliler, hele Ebu Mezbele gibi, yani asgari ücretle yaşayanlar için gerçek bir sorun haline geldi. Ebu Mezbele'nin ricası üzerine zamların ekonominin nasıl kanını emdiğini anlatmak istedim. Kendisi de müteşekkir olacaktır bana. Sevgili arkadaşlar, Türkiye seçim badiresini atlattı. Önümüzde inşallah 4 senelik seçimsiz bir dönem var. Her seçim döneminde harcama yapılır. Her demokratik ülke yapar. Bundan kaçınılmaz. Bu müsamaha ettiğimiz bir şey. Ama bizde o kadar çok harcama yapılmış ki bütçe patladı. Ve bunun karşılığında da, yani genelde bütçe harcamalarını arttırdığınızda ekonomide de bir canlanma görmemiz lazım. Ekonomide yazın çok kısıtlı bir canlanma oldu. Yani bunu siz sokakta daha iyi hissediyorsunuz. Dolayısıyla bütçe açıklarını kapatacak kadar vergi de toplayamadık. O zaman ne yapacağız? Bütçe açıklarını sürdüremiyoruz. Borçlanacak yerimiz yok. Zam, 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 zam. Her şeye zam dayanıyoruz. Bu videonun altındaki giriş yazısında Karar Gazetesi'nden alarak majör zamları özetledim. İşte doğalgaz, yani çok büyük bir sıkıntı. Çünkü hepimiz onunla ısınıyoruz. Tezekte ısınacak halimiz yok. Elektrik yine çok büyük bir sıkıntı. Kırtasiye, bu sabah para analize bir kırtasiye haberi koydum. CHP'li milletvekili Ali Ağbaba bir araştırma yapmış. Kırtasiye fiyatlarının ortalama %28 arttığını söylüyor. Ben de bayağı bir araştırdım. En az %15 zam var. Bazı kalemlerde, üniformalarda %60 kadar zam var. Şimdi zamlar tabii, yani hiç kimsenin hoşlanmadığı bir şey. Ama bunun ötesinde ekonomiye de çok ciddi bir zararı var. Bunu anlatmak istiyorum. Zamlarla bütçenin iki yakasının bir araya getirildiği bir anlayış var oldukça Türkiye ekonomisinin asla büyüyemeyeceğini ve bunun da ötesinde işsizlik ve şirket iflaslarının artacağını iddia ediyorum ve bunu ispat etmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, zamlar çeşitli kesimleri çok değişik şekillerde etkiliyor. Mesela iş dünyası açısından zamlar çok ciddi bir maliyet unsuru. Yani doğalgaza zam geldiğinde enerji maliyetiniz neyse o da artıyor. Dolayısıyla fiyatlarınızı arttıracaksınız ama iç piyasada talep yok. Siz fiyat arttırdığınızda satışlarınız azalacak. Dolayısıyla o maliyeti yutmak zorunda kalıyorsunuz. Karınız azalıyor. Çok fazla kâr etmesinler diyebilirsiniz ama kârların büyük kısmı faiz ödemesine gittiği için bu sefer konkordatolar başlıyor. Ek bir nokta olarak ihracat pazarlarında da rekabet gücü kaybetmeye başlıyor. Çünkü dünyanın her yerinde, bu rakam ne kadar doğru bilemiyorum ama, doğal gaz fiyatları %50 düşmüş, bizde %50 artmış. Şimdi Çinli şirket neredeyse bedavaya doğal gaz alıyor. Sen onunla tekstilde mücadele edeceksin ya da camda, çimentoda, ne bileyim, otomotifte mücadele edeceksin. Bu çok zor bir şey. Yani iş dünyasının ekonomik potansiyelini fevkalade bozan bir şey, gelenek bu zam yapma geleneği. Yani diyeceksiniz ki, ya kardeşim, petrol, doğalgaz fiyatları uluslararası piyasalarda belirleniyor. Ne yani? Bunlar Türkiye'ye yansıtılmayacak. Bir sübvanse mi edeceğiz? Bu kısmen doğru. Benzin ve doğalgaz üzerindeki vergilere bakarsanız aslında ikisinin de çok daha ucuza, elektriğin de çok daha ucuza temin edilebileceğini göreceksiniz. Hükümet kazanandan vergi toplayamadığı için kolay kaynaklara yöneliyor. Doğalgazı, elektriği çok fazla vergilendiriyor. Dolayısıyla bize pahalıya mal oluyor. Aksine çok daha ucuz enerji elde edebiliriz. Bu iş dünyasının sorunu. Hane halkı açısından çok daha başka bir sorun var. Yani grafiklerle izah etmeye çalıştım. Arkadaşlar, TÜİK'in resmi rakamlarına göre ilk 6 ayın sonunda ücretler ortalama %18 artmış. Enflasyonun resmisi 15. İşte bazı uzmanlara sorarsanız 20'ye yaklaşıyor. Yani reel olarak, satın alma gücü olarak işçinin parası azalıyor. Ve şimdi bu insan çocuğuna okul masrafı yapacak. 200 liradan başlıyor birinci sınıf, 500 liraya kadar çıkıyor. Ekim'de evini ısıtmaya başladığında doğal gaz faturasının en az %50 zamlı olduğunu görecek. Televizyon çalıştığında elektrik saati çalışmaya başlayacak. Orta halli bir insanın, bırakalım fakiri, asgari ücretle zaten geçinemeyen vatandaşı, emeklinin ve orta hallinin
bu zamlarla çok zaruri ihtiyaçlar dışında tüketim yapmasına imkan kalmadı. Yani arabadan evden vazgeçtik, mobilyayı yenileyemiyorsun. Yok çünkü yani hayatını sürdürmek zorundasın. Gıda, ısıtma, çocuk masrafları, işte ulaşım, bunlar senin bütün bütçeni yiyor. Bu bütün ekonomiye zarar veriyor. Kimse tüketemediği zaman kimse de üretemez. Sen buzdolabı almıyorsan buzdolabı üreticisi de üretmez. Sen enerji kullanamıyorsan çok pahalı olduğu için bir süre sonra santraller şalter kapatmaya başlar. Nitekim bazıları kapatıyorlar bile. Alışveriş merkezlerine ziyaret azalır. Ve oraların cirosu düştüğü zaman da dükkan sahipleri para kazanamayacakları için AVM'leri terk etmek zorunda kalırlar. Sıkıntı bütün ülkeye yayılır. Hükümetimizin bunu anlamadığı görülüyor. Enflasyonun ücret artışlarıyla başa baş ya da daha hızlı gittiği bir ortamda insanların tüketim kapasitesi tamamen ortadan kaybolur. Başka sıkıntılar da var. Enflasyon düşecek diyorlar. Enflasyon düşerse bir ay düşer. Ondan sonra düşmez. Merkez Bankası rakamları umarım yanlış, çünkü biliyorsunuz rakam hafızam çok zayıf. Merkez Bankası rakamlarına göre doğalgaza %10 zam ilk tur ve arkasından dönüp geliyor zamlar bize. %3 kadar enflasyona, yani 3 puan kadar enflasyona bir etki yapıyor. Şimdi siz hesaplayın, elektriğe doğalgaza gelmiş. Yani enflasyon 1-2 ay düşer, arkasından Ekim-Kasım ayında yeniden yükselmeye başlar. Enflasyon olan etkisi bununla da bağlantılı değil. Mesela berberinizin niye zam yaptığını anlamayabilirsiniz. Ben anlıyorum. Çünkü adam da evinde elektrik yakıyor. O da büroyu, berber dükkanını ısıtmak için, şofbeni yakmak, sakal tıraşı yapmak için doğalgaz kullanıyor. Onun da maliyetleri yükseliyor. Bütün ekonomide ciddi bir maliyet enflasyonu yaşıyoruz. Ve enflasyon kemikleşiyor. Geri dönülmez hale geliyor. Çünkü insanlar fiyatların sürekli arttığını gördükçe kafalarında bu iş böyle devam edecektir diye düşünmeye başlıyorlar. Ve hükümet enflasyonla ciddi bir mücadeleye girse dahi enflasyonu düşünmek çok zor oluyor. Bir de bunun üstüne şimdi faizleri indireceksiniz. İnsanlar diyecek ki ya bunların enflasyonla mücadele etmeye falan niyeti yok. Baksana yani akla zarar politikalar uyguluyor. Bütün bunları Eylül'de pek görmeyiz. Çünkü gıda hala ucuz. Evlerimizi ısıtmıyoruz. Hani bir yere arabayla gidemiyorsak yürüyerek veyahut da toplu taşıma araçları kullanarak. Onlara da zam geldi ya bu arada. Neyse. Toplu taşıma araçları kullanarak gidebiliriz. Ama Ekim ayından itibaren bu zamların yalnız ekonomiye değil bizim hayatımıza da verdiği çok ağır zararı göreceksiniz. Neler gidecek? Ben size söyleyeyim. Kültür sanat harcamaları çok yüksek dozda düşecek. Konut piyasasında bir iyileşme beklemeyin. Otomotifte de aynı şekilde. Yani kredi faizleri düşüyor tamam ama bunlar da talebi belirleyen bireylerin satın alma gücü ve geleceğe olan güvenleridir. Bunlar ortadan kaybolmuş durumda. Enflasyon sene sonunda 15'in altına düşmez ve hızlanmaya devam eder bu kafayla devam edersek. Daha da kötüsü şirketler batmaya başlar çünkü para kazanamıyorlar. Zaten bankalara borçlarını ödemekte zorluk çekiyorlar. Yeniden konkordatolar, iflaslar başlayacak. Hükümet mani olursa bu sefer şirketlerin borçları bankaların sırtına kalacak. Onlar kredi veremeyecekler. Bir fasit daireye gireceğiz. En kötüsü bu sene zaten yaz aylarına rağmen işsizlik azalmadı. İstihdamda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Eğer bir de şirketler kar edemeyip daralmaya başlarsa kış aylarında işsizlik çok ciddi bir sorun haline gelecek. Bu zamların derhal durdurulması, hükümetin bütçe istikrarı sağlamak için bütçe harcamalarından kesmesi lazım. Önce kendi lüksünden kesmesi lazım. Arkasından çok zaruri değilse, neyse o harcama derhal durdurması lazım. Aksi halde Türk ekonomisi bir girdabın içine yuvarlanacak ve kış aylarından itibaren daralan ekonomi ve yükselen enflasyon denen ikili kıskacın içinde kalacağız. Buradan sevgili AKP'li dostlarıma, çok güvendiğim abilerime söylüyorum. Bu sizin için de iyi değil. Yerel seçimleri halkın ekonomik taleplerine cevap veremediğimiz için kaybettiniz. Bugün Ali Babacan, Profesör Davutoğlu parti kuruyorsa ve arkalarında belli bir destek birikiyorsa halk sizin ekonomiyi çözeceğinizden
sorunları çözeceğinizden umudunuzu kesiyor. Onlara sığınmaya başlıyor. Eğer bu kışta ekonomiyi düzeltemezseniz AKP'nin iktidarda kalması çok zor olur. Özür diliyorum arkadaşlar. Ben iyimser, sizi mutlu edecek ama gerçekçi videolar çekmek istiyorum. Ama elimdeki kanıtlarla bunu yapmaya kalkmak beni ya yandaş yapar ya da yalancı yapar. Bunu yapamayacağım. Çok dikkatli olmanızı, sizin de zaruri olmayan her türlü harcamadan uzak durmanızı, eğer mümkünse yağmurlu günler için gücünüz yetiyorsa tasarruf yapmanızı dilerim. Atilla Yeşil'e de bir kez daha alasma aldık derken, naçizane bir kitabım var. Ekonomide sonuna geldiğimiz yollar. Onu bir alıp okursanız, 2019 başında yayınlanmıştı. Bütün bunların başımıza geleceğini yazmış olduğumu göreceksiniz. Yine aynı şekilde şu anda bir kitap üzerine çalışıyorum. Türkiye niye kalkınamıyor diye. Bu konuda bildiklerimi Çanakkale'de, çok sağ olsun Çanakkale'li kardeşlerim büyük ilgi gösterdiler. Bir seminerde anlattım. O videoyu da seyredebilirsiniz. Türkiye'nin niye bu hale geldiğini, niye doğru dürüst yönetildiğini anlamıyorsanız lütfen Çanakkale konuşmasını izleyin. En son olarak da tabii çok ilgi gösteriyorum. Bu, dikkat ederseniz, İngilizce kanalımız reklam da almıyor. Maksadımız hakikaten Türkiye'de İngilizce bilincini geliştirmek. Bunun da ötesinde Türkiye'den tek taraflı çıkan haberlere karşı Türkiye'den az çok, işte artık biz ne kadar bağımsızsak veya tarafsızsak, tarafsız makul bir sesle cevap vermek. Bu yüzden The Real Turkey Channel'ı en azından bir kez seyredin. Sizin hoşunuza gidebilir. İngilizce bilmek isteyen tanıdıklarınız olabilir. Yurt dışında eminim hepinizin dostu vardır. Hepinizin işbirliği yaptığı şirketler vardır. Bunlar Türkiye'den bilgi almak istiyorlarsa belki beğenirseniz videolarımızı tavsiye edebilirsiniz. Hepinize seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.